Şener Şen 26 Aralık 1941 tarihinde o zamanlar marangozluk yapan ünlü oyuncu Ali Şen'in oğlu olarak Adana'da dünyaya gelir. Sanat hayatına İstanbul Belediyesi şehir tiyatrolarında sahneye çıkarak başlar. Babası gibi sinema sanatçısı olmak istemeyen Şener Şen kendisini tiyatro oyunculuğuna adar. Ancak tiyatrodan elde ettiği kazanç yetmediği için sinemaya girmek zorunda kalır. Dublajdan tanıdığı yönetmenlere figüran olarak beni de çağırın ama bir şartım var. Yemeğimi o gün alayım der. Sinemaya ilk adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yapar. 5 yıl boyunca o kadar küçük rollerde oynar ki bazen filmlerde sadece dans etmek veya başrol oyuncusundan dayak yemek zorunda kalır. 1975 yılında sinema kariyerinde bir dönüm noktası yaşar ve Ertem Eğilmez'in unutulmaz filmi Hababam sınıfında Badi Ekrem tiplemesiyle büyük sükse yapar. Aynı filmde İnek Şaban tiplemesiyle ün yapan Kemal Sunal ile müthiş bir ikili oluşturur ve o yıllarda büyük gişe hasılatı yapan Süt Kardeş İşler, Şaban Oğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi filmlerde oynar. Şener Şen yardımcı rolleri oynayarak 1984 senesine kadar gelir. O zamanlar Anadolu piyasasına hakim olan işletmecilerin Şener Şen çok tutuyor. Bir filmde başrol oynatalım isteği Arzu filme Ertem Eğilmez'e kadar gelir. Fakat bu istekte tehlikeli bir yan vardır. Şener Şen o güne kadar Kemal Sunal ve İlyas Salman'la yaptığı kırsal kesimdeki uyanık, üç kağıtçı, sahtekar, dolandırıcı köylü tiplemelerinde oynamıştır. Ancak Şener Şen bu defa halkın istediğini yapmaz. Onların istediği filmi yapmam. Başrol oynayacaksam kendi istediğim filmi yaparım diyerek isyan bayrağını çeker ve Başar Sabuncu'nun Namuslu filminde ilk kez başrole çıkar. Filmde Mehmet Ali Rıza Bey işine son derece bağlı, namuslu bir vatandaştır. Bu nedenle çevresindekilerce hor görülür. Zimmetine para geçirdiği söylentileri ortalığa yayılınca itibar görür ve el üstünde tutulmaya başlar. Ertem Eğilmez bu film için ona eğer bu film tutmazsa senin hayatın başlarken biter der. Bir daha bir fırsat yakalayamazsın ama öbürünü seçersen yılda 5-6 film yaparsın, para da kazanırsın der. Oysa Namuslu o yılın en iyi iş yapan filmleri arasına girer ve Şener Şen'in sinema kariyerindeki ikinci perde açılır. Yeni Şener Şen artık iyi bir insandır. İnsanları kandırmayan, saf, temiz yürekli birisidir. Nesli çöl geçenin züğürt ağasında saf bir köy ağasını, milyarderde piyangodan büyük ikramiye kazanan istasyon şefini, Muhsin Bey'de artist olmak isteyen bir gence yardım eden organizatörü Başarı ile oynar. Bu yıllarda moda olan müzikallerde de gözükür. Türk sinema seyircisinin sinema önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu taşlamalarla dolu Amerikalı ve arabesk filmlerini çevirir. 1996'da ise Türk sinemasında bir devrim yaratan Eşkıya filminde Uğur Yücel ile birlikte oynar. Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği bu film Türk sinema sektöründe o dönem için bir rekor kırmış ve 2,5 milyonu aşkın seyirciyi sinemalara çekmiştir. 2010 yılında Yavuz Turgul'un yönetmenliğini yaptığı Av Mevsimi adlı filmde Çetin Tekindor ve Cem Yılmaz ile birlikte rol almıştır.